Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da liseye, bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Bununla ilgili olarak gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra çok çok önemli bir haberimiz daha var. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, Türkiye'de nasıl emekli olabilirim diyorsanız çok büyük bir gelişme var. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Bunu paylaşacağım sizlerle. Bu videoyu bu nedenle sonuna kadar takip etmenizi rica ediyorum. Özellikle hanımefendilerin, çocuğu olan hanımların özellikle bu videoyu sonuna kadar takip etmesini hasreten rica ediyorum. Türkiye'de emeklilikle ilgili çok çok önemli bir gelişme var. Bunu da sizlerle bu ekrandan anlatmaya, paylaşmaya çalışacağım. Almanya'nın Kuzey Ren-Westfalia eyaletindeki Bremerhaven şehrinde liseye yapılan silahlı saldırı sonucu bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili de bir kişinin yakalandığı ifade edildi. Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun yapıldığı, okulun, bu saldırının gerçekleşmiş olduğu okulun tüm sokaklarının da kapatıldığı ifade ediliyor. Açıklamada, olayla ilgili yapılan açıklamada, Lloyd Gymnasium adlı liseye saldırı düzenleyen silahlı kişinin yakalandığı belirtilerek olayda yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına ifade edildi. Bu saldırıyla ilgili Leipzig'te bir kişi tutuklandı. Öte yandan polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre Leipzig kentinde silahlı saldırı hazırlığında olan 21 yaşında bir kişi de tutuklandı. Söz konusu kişinin sosyal medyadan okul saldırısı hazırlığına ilişkin görüntü paylaştığı kaydedildi. Evet değerli izleyicilerimiz, Allah muhafaza, görüyorsunuz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tarz haberleri daha çok görüyoruz. En büyük tesellinin can kaybının olmaması. Sosyal medya yaygınlaştıkça maalesef hem iyi anlamda hem de kötü anlamda bu tür olayları görüyoruz. Özellikle çocuklar, gençler oynamış oldukları oyunlardan, görmüş oldukları görsellerden, filmlerden vesaireden daha çok etkilenmeye başladılar. İnsanlar, çocuklar, gençler bireyselleşiyor, bencilleşiyor ve sanal dünyada görmüş olduklarının gerçek olduğunu sanıp bunu gerçek hayata uygulamak istiyorlar. Maalesef şu anda bana soracak olursanız gençliği bekleyen en büyük sorunlardan bir tanesi sanal dünya hastalığı. Evet, sanal hastalık önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak. Görüyorsunuz bir liseye, Allah muhafaza, bu lisede okuyan çok sayıda bizim de vatandaşlarımız, Türkiye kökenli olanlar da var. Ne diyelim, Allah korusun diyelim, Allah kötülerle kimseyi karşılaştırmasın. Gerçi Allah kimseyi karşılaştırmaz da işte insanlar kötü niyetli. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Ne diyelim, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Değerli izleyicilerimiz, şimdi videomuzun başında ifade etmiş olduğum, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren büyük bir müjdenin olduğunu söylemiştim. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Peru, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, yeryüzünde nerede bir vatandaşımız yaşıyorsa, bakın hangi ülkede olursanız olun, eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Türkiye'de geçmişte bir sigorta girişiniz olsun ya da olmasın, yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar çalışmış olun ya da olmayın, şimdi anlatacaklarım herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar takip ediniz. Bunun yanı sıra bu büyük müjdeyi vermeden önce bir hatırlatmada bulunacağım. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, bizlerin sesinin size ulaşması için sadece sizden bir ricam var. Lütfen bu yayınımızı beğenin ve kanalımıza hala abone olmadıysanız da mutlaka abone olun. Ücretsiz bir şekilde videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar. Bunun bizim için çok çok önemli olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Sizden sadece böyle bir destek istiyoruz. Sözü fazla uzatmadan büyük müjdeyi, emeklilik kapısının
her yaştaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza nasıl açıldığını anlatmaya başlıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, 2019 yılında yurt dışı emekliliği ile ilgili bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra vatandaşlarımızın çoğu kulaktan dolma bilgiler nedeniyle Türkiye'de ben nasıl olsa artık emekli olamayacağım, yüksek paralar ödemem gerekiyor düşüncesiyle emeklilik defterini kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Türkiye'de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey şunu söyledi. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle içinde bulundukları bu sıkıntılı ekonomik dönemde Türkiye'deki emekli maaşını alma isteği arttı. Ancak vatandaş Ali'den, Veli'den, eşinden, dostundan, arkadaşından, iş arkadaşından duydukları nedeniyle çok para ödeyecekmişim dediği için emeklilik defterini açamıyor. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bu emeklilik defterini nasıl açabiliriz? Vatandaşımız Türkiye'de nasıl emekli olabilir? Kendisinin bana söylediği. Bakın, konuyla ilgili röportaj da bu videonun altında. Linki var, tıklarsanız izlersiniz. 3500 euro ödeyerek emekli olan da var. 5000 ödeyerek emekli olan da var. 10.000, 15.000, 20, 30, 40.000 euro ödeyerek emekli olan da var. Ama vatandaş hangi kategoride olduğunu bilmiyor. Yani kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Kaç para maaş alacağını bilmiyor. Ne zaman emekli olacağını bilmiyor. Türkiye'ye gittiği zaman sağlıktan, doktordan nasıl yararlanacağını bilmiyor. Bunların hiçbirini bilmeden Ali'den, Veli'den duyduklarında tamam diyor, ben artık emekli olamam. Arkadaşlar, önce durumunuzu öğreneceksiniz. Siz hangi kategoridesiniz? Çifte vatandaşlar, mavi kartı, pembe kartı olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Yaşamış olduğunuz ülkede ister geçmişte bir çalışmışlığınız olsun, ister olmasın. Çocuğu olan hanımefendiler, çocuğu olmayan da hanımefendiler. Beyler, Türkiye'de geçmişte İster sigorta girişiniz olsun, isterse hiç olmasın, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Vatandaş bunu bilmeden, durumunu bilmeden emeklilik defterini kapatmış. Şimdi beni dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, şimdi daha da dikkatli dinleyin. Önce durumunuzun tespiti yapılacak. Yani basitçe biz size durumunuzun emeklilik röntgeniniz çekilecek. Bu röntgen çekildikten sonra sizin nasıl emekli olacağınız ortaya çıkacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Çocuğu olanlar, Türkiye'de askerlik yapanlar çok daha az para ödeyerek Türkiye'de emekli oluyor. Daha kolay oluyor. Şimdi kaç yaşında olursanız olun diyorum, bakın 30, 40, 50, 60 fark etmez. Önce durum tespiti yapılacak. Gençler şunu söyleyebilir. Ya benim 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, emeklilikte ne işim var? Hayır. Asıl bu iş size lazım. Geleceğinizi planlayacaksınız. Emeklilik planlamanızı yaptıracaksınız. Nasıl emekli olacaksın? Ne yapman gerekiyor? Devlete kaç para ödeyerek yüksek emekli maaşı alabilirsin? Hem kendin için, hem eşin için, annenin için, baban için mutlak surette bu fırsattan yararlanacaksınız. Peki vatandaş soruyor, nasıl yapacağız? Ben Almanya'dayım, Fransa'dayım, Amerika'dayım, Kanada'dayım, Avustralya'dayım, İngiltere'deyim, Hollanda'dayım. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Bu sadece ve sadece Emekli TV izleyicilerine özel bir durum. Büyük bir fırsat, sakın kaçırmayın. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı. Şimdi hemen bu numarayı telefonunuza kaydediyorsunuz. Sonra WhatsApp'tan şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Hemen şimdi
WhatsApp'ın başında arkadaşlarımız var, size cevap verecekler. Bakın, vatandaşlarımızın geçmişte ben 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyerek mağdur edildiğini, emeklilik parasını devlete ödemesi gereken paraları sözde bazı sosyal güvenlik uzmanlarına ödeyip mağdur edildiklerini, dolandırıldıklarını çok çok iyi biliyorum. Artık bu dönem kapandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hiç kimse dolandıramayacak ve mağdur edemeyecek. Özgür Bey'e ben şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey, vatandaşın mağduriyeti ortada. Artık Avrupa ya da diğer yerlerde eskisi kadar rahat değil. Ekonomi gerçekten iyiye gitmiyor. Çok cüzi bir rakama vatandaşa danışmanlık hizmeti vereceksin. Ve vatandaşın tüm emeklilik işlemlerini de sen yapacaksın. Yani SGK'ya, SSK'ya sen başvuracaksın. Bütün formları dolduracaksın, dilekçeleri yazacaksın. Tüm müracaatları yapacaksın. Vatandaşa emekli maaşını bağlatacaksın. Bunun için de ek hiçbir ücret almayacaksın. Bu iş için sadece emek hakkı olarak sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Sadece 120 euro. Başka hiçbir ücret yok. Dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Amerika, Kanada, Avustralya. Nerede olursanız olun. Suudi Arabistan'dan tutun Katar'a kadar. Nerede bir vatandaşımız varsa, yurt dışında yaşıyorsa bu fırsattan sadece 120 euroya yararlanacak. Özellikle bakın hanımlar bundan yararlansın. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az 1000 euroya mal olur. Gideceksin, uçak parası vereceksin. Orada birilerine para vereceksin. Onu da bırak. Türkiye'de bir akrabanı bile 120 euroya SSK'ya gönderemezsin. Gitse ne yapacak? Ne biliyor ki? İşi uzmanından öğreneceksin, işi uzmanına yaptıracaksın. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. Yanlış bir müracaat yaparsan, yanlış bir form yaparsan, yanlış bir borçlanma yaparsan alacağın para yükseliyor, maaşın da düşüyor. İşte biz bu mağduriyetleri artık ortadan kaldırıyoruz. Bitti. Şimdi siz sadece 120 euroya arkadaşlar, yani evden çıkalım sabahleyin, cebimize 120 euro koyalım, akşam döndüğümüzde cebimizde 5 kuruş para kalmaz. Siz geleceğinizi planlıyorsunuz, geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Hanımlar dedim, hanımlara bir ayrıcalık daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa, yani kocasıyla beraber danışmanlık alırsa %50 indirim hakkı var. Yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa 240 euro ödemeyecek, sadece ve sadece 180 euro ödeyecek. Hanımlara Emekli TV'nin bir jesti bu. %50 indirim hakları var. Kocalarıyla beraber danışmanlığı alırsa, tek başına alırsa 120 euro ödeyecek. Şimdi bu fırsat bir daha gelmeyecek. Çok kısa bir süre için geçerli. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Ali bunu demiş, yok Veli bunu demiş, oraya gitmişim, yok bilmem ne demiş, paranızı kaptırmayın. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Milletin de işini doğru düzgün yapmıyorlar, ya yarı yolda bırakıyorlar, ya sonradan ek paralar istiyorlar, ya da işi yanlış yapıyorlar, vatandaşı yüksek paralara borçlandırıyorlar, vatandaş da çok düşük emekli maaşı alıyor. Artık bu dönem bitti. Emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili ne konu olursa olsun aşağıdaki telefon numarasını şimdi telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şimdi düşünecek bir şey yok. Hemen yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası atacaklar. 120 euroyu ödeyeceksiniz ve Özgür Bey'le bir randevu oluşturulacak. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ben yurt dışındayım. Şimdi siz nerede olursanız olun. Size bir randevu verilecek ve bu randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le cep telefonunuzdan ya da iPad'inizden görüntülü bir şekilde canlı olarak yüz yüze konuşacaksınız. Özgür Bey size bazı sorular soracak, bilgilerinizi alacak, tüm bilgilerinizi ve sizinle ilgili özel bir çalışma yapacak. Yani sizin röntgeninizi çekecek, emeklilik röntgeninizi. Daha sonra
Sizin nasıl devlete en düşük parayı ödeyerek en yüksek maaşı alabileceğinizin formüllerini çıkartacak ve siz tamam ben emekli olmak istiyorum dediğinizde sizinle ilgili tüm müracaatları yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize falan gerek yok. Bu müracaatları yaptıktan sonra arkadaşlar sizin yaşamış olduğunuz ülkedeki evinize, posta adresinize, Almanya'daysa Almanya hangi ülkedeyseniz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir mektup gelecek. Denilecek ki işte Ali Bey, Fatma Hanım sizin müracaatınız alınmıştır. 3 ay içerisinde şu kadar parayı eğer öderseniz emekliliğe hak kazanacaksınız denilecek. Siz bu emeklilik parasını da size Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mektupta yazan devletin, SSK'nın, SGK'nın kendi hesap numarasına devlet bankalarına ödeyeceksiniz. Yani Özgür Bey'in sadece 120 eurosunu Özgür Bey'in hesabına geri kalan sizin evinize mektup geldikten sonraki kısmı ise devlete ödeyeceksiniz. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için kafalarda soru işareti olmaması için bakın bu kadar detaylı anlatıyorum. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Türkiye'ye gittiğiniz zaman bankaya hesabınıza paralarınız yatmış olacak. Maaşınızı her gittiğinizde tıkır 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 çekeceksiniz. Şimdi birileri şunu söylüyor. Diyor ki ya Türkiye'de emekli maaşı yüksek değil. Hangi ülkede yüksek? Almanya'da emekli maaşı yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Hangi ülkede yüksek? Geleceğin ne olduğu belli değil. Hiç kimse, bakın değerli izleyicilerimiz, gelecekle ilgili ya işte benim başıma bir iş gelmez, işte benim bu paraya ihtiyacım olmaz demez. Özellikle hanımefendiler hayatlarını kocalarına adarlar, çocuklarına adarlar. Yıllar geçer, geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey yok, emekli maaşı yok, elde avuçta 5 kuruş para yok. Şimdi özellikle hanımların ben bundan yararlanmasını istiyorum. Çünkü hanımlar hep geri planda bırakıldı bizim toplumumuzda. Şimdi önce hanımların ben başvurmasını rica ediyorum. Sadece 120 euro. Tabii ki bakın karı koca birlikte bu fırsattan yararlanın. Eğer tek kişi başvuracaksa bana soracak olursanız öncelik hanımların. Kusura bakmayın beyler. Şimdi karı koca birlikte 180 euro ödüyor. Tek kişi başvurursa 120 euro ödüyor. Yani bugün kalkıp Türkiye'ye gidiyorum desen bu işi yaptıramazsın. Bak sakın ola ki birileri şunu söylemesin. Ya bedava olsun falan böyle bir şey yok. Bedava olur mu kardeşim? Sen birisi için günlerce çalışıp birisi için gidip SGK'ya başvurularda bulunacaksın falan. Niye? Ben bunu tekrar tekrar anlatıyorum. Kapı kapı dolaşmayın. Dolandırılmayın. Bakın ben görüyorum. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazı hokkabazlar var. Vatandaşı kandırıyorlar. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Bu paraları ödemeyin kardeşim. Dolandırılmayın. Artık yapacağınız tek bir şey var. Aşağıdaki telefon numarasını telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı istiyorum. Artık kapı kapı dolaşmak yok. Bitti. Bu kadar basit. Düşünecek bir şey yok. Neyi düşüneceksin arkadaş? Tamamı 120 euro. Kendinle ilgili, eşinle ilgili, annen babanla ilgili ya da çocuklarınızla ilgili bu adımı atın. Gelecek de bir gün gelecek. Aslında siz geleceğe hazırlık yapıyorsunuz. Gençler bakın sakın ola ki emeklilikle işim olmaz diyerek bu işi kenara atmayın. Asıl size lazım. Geleceğinizi şimdiden planlayın. Emeklilikle ilgili emeklilik planlamanızı çıkarttırın. Emeklilik haritanızı çıkarttırın. Hepsini Özgür Bey yapacak sizin için. Eşiniz için. Kendiniz için, anneniz, babanız için mutlaka bundan istifade ediniz. Benden size söylemesi, sonra bana demeyin ki ya Fatih Bey biz fırsatı kaçırdık. İşte fiyat yükselmiş demeyin, kısa bir süre için geçerli. 120 euroya danışmanlık zaten yok. Siz de benden iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar değerli izleyicilerimiz bizlere güvenerek adım atan, danışmanlık alan, emekli maaşı bağlanan pek çok izleyicimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Hala danışmanlık alan çok sayıda vatandaşımız var. Onların da işlemleri başladı. Emeklilik müracaatları yapıldı. Onlar da yakında emekli maaşlarına kavuşacaklar. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmez. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta
Böyle bir hizmet alacaksın oturduğun yerden. Her şeyin en doğrusunu öğreneceksin. Devlete en az miktarda parayı ödeyip en yüksek emekli maaşını alacaksın. Daha ne olsun? Evet, değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum, artı 90 546 102 41 42 numaralı telefonu hemen şimdi düşünmeye gerek yok. Şimdi danışmanlık almak istiyorum diye yazıyorsunuz ve emekli maaşına giden yolda ilk adım atıyorsunuz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.